Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı Genel Kültür. Bölgesel ve Uluslararası Kuruluşlar Birleşmiş Milletler Örgütü çok amaçlı evrensel bir örgüttür. 24 Ekim 1945'te kurulmuştur. Türkiye örgütün kurucu üyeleri arasındadır. Merkezi New York'tadır. 193 üye ülkesi bulunmaktadır. Örgütün amaçları: uluslararası barış ve güvenliği korumak, uluslararası dostça ilişkiler geliştirmek, ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda uluslararası işbirliği sağlamak, üye ülkelerin dış siyasetlerini uyumlaştıran bir odak olmak. Bu amaçları gerçekleştirebilmek için şu ilkeleri benimsemiştir: bütün üye ülkelerin egemen eşitliği vardır, üyeler sorumluluklarını iyi niyetle yerine getireceklerdir, üyeler uyuşmazlıklarını barışçı yollardan çözeceklerdir, üyeler herhangi bir devletin toprak bütünlüğüne ve siyasal bağımsızlığına karşı kuvvet kullanmaktan ve tehditten kaçınacaktır, üyeler Birleşmiş Milletler'in girişimlerini destekleyecekler ve kendisine karşı zorlayıcı önlem alan bir devlete yardım etmekten kaçınacaklardır. Birleşmiş Milletler'in yapısı. Birleşmiş Milletler'in ana organları: Genel Kurul, Güvenlik Konseyi BMGK, Ekonomik ve Sosyal Konsey ECOSOC, Vesayet Konseyi, Uluslararası Adalet Divanı BM Sekreteryası'dır. Birleşmiş Milletler çeşitli kuruluş, program ve fonları da bünyesinde barındırmaktadır. Başlıcaları: BM Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, İnsan Yerleşimleri Merkezi Habitat, Kalkınma Programı, Mülteciler Yüksek Komiserliği, İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu, Dünya Gıda Programı'dır. BM Uzmanlık Kuruluşları. BM sistemi içinde 17 tane uzmanlaşmış kuruluş vardır. Bunlar özel antlaşmalarla BM'ye bağlıdır. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO 1919'da kurulmuştur. Başlıca amacı, temel insan haklarını güçlendirmeyi, işçilerin çalışma ve hayat şartlarını iyileştirmek, bu alanlarda asgari standartlar belirlemek ve bunların üye ülkelerde uygulanmasını sağlamak, üye ülkelerin bu amaçları etkili şekilde uygulayabilmesi için onlarla teknik işbirliği programı yürütmek. BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü, UNESCO, 16 Kasım 1945'te kurulmuştur. Türkiye kurucu üyeler arasında yer almaktadır. UNESCO'ya 195 ülke tam üye, 8 ülke ise ortak üyedir. Amacı, üyeleri arasında eğitim, bilim ve kültür aracılığıyla işbirliğini teşvik etmek, böylece barış ve güvenliğin korunmasına yardımcı olmak, insanlar arasında insan haklarının ve temel hürriyetlerin gelişmesini sağlamak, uluslararası bilgi alışverişi için bir merkez işlevi görmek, politika ve kalkınma projeleri geliştirmede üye ülkelere teknik danışmanlık yapmak. Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirasları listesinde kayıtlı toplam alanları: İstanbul'un tarihi alanları, Göreme Milli Parkı ve Kapadokya, Nevşehir, Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, Sivas, Hattuşaş, Hitit Başkenti, Çorum, Nemrut Dağı, Adıyaman. Ksantos ve Leton, Antalya, Muğla, Hierapolis ve Pamukkale, Denizli, Safranbolu Şehri, Karabük, Troya Antik Kenti, Çanakkale, Selimiye Cami ve Külliyesi, Edirne. Çatalhöyük Neolitik Kenti, Konya, Bursa ve Cumalı Kazık, Osmanlı İmparatorluğu'nun doğuşu, Pergamon Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı, İzmir, Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzaj Alanı, Efes, İzmir. Ani Antik Kenti, Kars, Afrodisisas, Aydın, Göbekli Tepe, Şanlıurfa, Aslan Tepe Höyü, Malatya. Türkiye'deki dünya mirasları: kültürel alanlar kırmızı, karma alanlar mavi ile gösterilmektedir.
Türkiye'nin UNESCO insanlığın somut olmayan kültürel mirasının korunması temsili listesinde kayıtlı toplam alanları, İren hikaye alıntısı meddahlık sanatı, Mevlevi Sema törenleri, Karagöz ve Hacivat, Aşıklık, Ozanlık geleneği, geleneksel sohbet toplantıları, Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali, Semah Alevi Bektaşi törenleri, Törensel Keşkek geleneği, Mesir Macunu Festivali, Türk kahvesi kültürü ve geleneği, Ebru, Türk kağıt süsleme sanatı, yassı ekmek yapım ve paylaşım kültürü, Nevruz, geleneksel çini yapımı işçiliği, bahar kutlamaları Hıdır Ellez, Dede Korkut mirası, destan, masal ve müzik. BM Dünya Sağlık Örgütü, WHO, 7 Nisan 1948'de kurulmuştur. Bugün 194 ülke WHO'nun üyesidir. Kuruluşun amacı insanların mümkün olan azami sağlık şartlarına sahip olmalarını sağlamaktır. BM Dünya Bankası 1 Temmuz 1944'te kurulmuş ve bugün 185 üyesi vardır. Merkezi Washington'dadır. Dünya Bankası'na IMF'ye üye olan ülkeler katılabilmektedir. Türkiye 19 Şubat 1947'de Dünya Bankası'na katılmıştır. Dünya Bankası'nın bugün temel amacı gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere mali imkanları yönlendirerek yaşam standartlarının artırılmasına yardımcı olmaktır. BM Uluslararası Para Fonu IMF 1944'te kurulmuş, finansal işlemlere Mart 1947'de başlamıştır. Başlıca amaçları uluslararası parasal işbirliğinin teşviki ve ticaretin genişletilmesi, üye ülkelerin ödemeler bilançosu açıklarını azaltmada onlara yardımcı olmaktır. Türkiye IMF ve Dünya Bankası'na 19 Şubat 1947'de katılmıştır. IMF bünyesinde 188 üye ülke bulunduran bir organizasyondur. Avrupa Konseyi. Avrupa Konseyi 5 Mayıs 1949'da kurulmuştur. Kurucu olan ülke Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç, İrlanda, İtalya, Lüksemburg ve Norveç'tir. Bugün 46 üye ülkesi var ve en son katılan ülke Karadağ olup, Türkiye 13 Nisan 1950'de konseye üye olmuş ve kurucu üye sayılmaktadır. Avrupa Konseyi'nin amacı, üyeleri arasında ortak varlıkları olan ideal ve ilkeleri korumak ve gerçekleştirmek, siyasi ve ekonomik ilerlemeyi sağlamak için güçlü bir birlik oluşturmak, ortak sorunları incelemek ve çözümleri için ortak hareket etmek, insan haklarını korumak ve geliştirmek, merkezi Strasbourg'tadır. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, AGİT 1973 yılında çalışmalarına başlayan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı 1 Ağustos 1975'te Helsinki Nihai Senedi'nin imzalanmasıyla hayata geçmiştir. Türkiye örgütün kurucu üyelerindendir. Merkezi Viyana'dadır. Buna göre egemenliğe saygı, kuvvet kullanmaktan kaçınma, sınırların ihlal edilmezliği, devletin toprak bütünlüğünün korunması ve anlaşmazlıkların barışçı yollardan çözümü, insan hakları ve temel özgürlüklere saygı, devletler arası işbirliği ilkeleri benimsenmiştir. Nihai senedin hukuki değil, siyasi bağlayıcılığı vardır. 57 üyeli AGİT, hükümet ve devlet başkanları düzeyinde 2 yılda bir toplanır. Yüzyılın son AGİT toplantısı 18-19 Kasım 1999'da İstanbul'da yapılmıştır. İstanbul Zirvesi sırasında imzalanan İstanbul Şartı, Avrupa Güvenlik Şartı, 21. yüzyıl Avrupası için bir güvenlik modeli olmuştur. Batı Avrupa Birliği, BAB 17 Mart 1948'de Brüksel Antlaşması ile kurulmuş Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Fransa, İngiltere. 6 Mayıs 1955'te yürürlüğe giren Paris Antlaşması ile Almanya ve İtalya'nın da katılması ile üye sayısı 7'ye çıkmış ve BAB olmuştur.
Baba göre üye ülkelerden birisi Avrupa'da silahlı bir saldırıya uğrarsa diğer üye ülkeler her türlü askeri ve diğer yardımları yapacaklardır. Türkiye 20 Kasım 1992'de Roma'da ortaklık belgesinin imzalanmasıyla baba ortak üye sıfatıyla katılmıştır. Avrupa Birliği AB 1992'de Maastricht'te imzalanan ve 1993'te yürürlüğe giren Avrupa Birliği Antlaşması ile kurulmuştur. Birliğin faaliyetleri, topluluk faaliyetleri, ortak dış politika ve güvenlik, adalet ve iç işleri olmak üzere 3 ana grupta toplanabilir. Bu alanlarda Avrupa topluluklarının şu organları faaliyet göstermektedir. Avrupa Komisyonu, birliğin yürütme organıdır. Görevi bütçe ve yasa önerilerini hazırlamak, uluslararası anlaşmalarda arabuluculuk yapmak ve Bakanlar Konseyi'nce onaylanan kararların uygulanışını takip etmektir. Komisyon Avrupa Parlamentosu'na karşı sorumludur. Avrupa Birliği Konseyi, AB'nin en yetkili siyasi organıdır. Daha önce bahsedilen Avrupa Konseyi ile sadece isim benzerliği vardır. Konuya göre toplanan ilgili bakanlardan oluşan bir organdır. Komisyon tarafından önerilen mevzuatı yürürlüğe sokar. Avrupa Parlamentosu, AB kurumları içinde doğrudan halk tarafından seçilen organdır. Parlamento AB politikalarının belirlenmesinde ve denetiminde rol almaktadır. AB komisyonu üyelerinin belirlenmesinde ve görevden alınmasına yetkilidir. Avrupa Birliği Zirvesi 1974'te oluşturulmuş bir konseydir. Devlet başkanı ve hükümet başkanları katılmaktadır. Yılda 4 defa toplanır. AB'nin genel politikalarını belirler. Avrupa Birliği Adalet Divanı, antlaşmaları, yasa ve kararları incelemekte ve AB organlarının üye ülkelerle, üye ülkelerin birbirleriyle ihtilaflarına veya özel kişi ve kuruluşlarla AB organları arasındaki ihtilaflara bakmaktadır. Adalet Divanı'nın kararları bağlayıcı olup temyizi mümkün değildir. 7 Ekim 1958'de faaliyete başlamıştır. 1989'da kişiler ve işletmeler tarafından açılan davalara bakmakla sorumlu Bidayet Asliye Mahkemesi kurulmuştur. Adalet Divanı ile Asliye Mahkemesi'nin merkezi Lüksemburg'da yer almaktadır. Avrupa Sayıştayı, AB'nin gelir ve giderlerini incelemek ve bunlara ilişkin raporları komisyona sunmakla görevlidir. Avrupa Merkez Bankası, tüzel kişiliğe sahip bağımsız bir AB organıdır. Görevi para birimi olarak avroyu kullanan AB üyesi ülkelerden oluşan avro bölgesinde fiyat istikrarını sağlamaktır. Avro bölgesi dahilinde kağıt para basımına izin verme konusunda tek yetkilidir. Avrupa Birliği'ne üye ülkeler 1957 kurucu üyeler Belçika, Fransa, Hollanda, Lüksemburg, Batı Almanya, İtalya 1973 birinci büyüme Danimarka, Birleşik Krallık, İrlanda 1981 ikinci büyüme Yunanistan 1985 ilk ayrılma Grönland 1986 üçüncü büyüme Portekiz, İspanya, 1990 Alman yeniden birleşmesi, 1995 dördüncü büyüme, Avusturya, Finlandiya, İsveç, 2004 beşinci büyüme, Çekya, Estonya, Kıbrıs Cumhuriyeti, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Slovakya, Slovenya, 2007 altıncı büyüme, Bulgaristan, Romanya, 2013 7. büyüme, Hırvatistan, 2020 2. ayrılma, Birleşik Krallık. Aday ülkeler ve olası adaylar. Aday ülkeler: Arnavutluk, İzlanda, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Türkiye, Bosna Hersek, Moldova, Ukrayna. Olası aday: Kosova. Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi, EFTA, dünyada kurulmuş bulunan serbest ticaret bölgeleri arasında en önemlisidir.
AET'ye katılmamış 6 Avrupa ülkesi ve İngiltere'nin üyeleri arasında sanayi mallarının ticaretini serbestleştirmek ve rekabeti sağlamak amacıyla imzalanmıştır. 4 Ocak 1960'da imzalanmış, 3 Mayıs 1960'da yürürlüğe girmiştir. Konsey, komite ve sekreteryadan oluşan 3 organı vardır. Türkiye ile EFTA Serbest Ticaret ve İşbirliği Anlaşması 17 Ekim 1991'de parafe edilmiş, 10 Aralık 1991'de Cenevre'de devlet bakanları düzeyinde imzalanmıştır. Anlaşma taraflar arasında sanayi malları ticareti ile balık ve diğer deniz ürünleri ile işlenmiş tarım ürünlerinin ticaretini kapsamaktadır. Anlaşmanın iki temel özelliği vardır. Birincisi, anlaşmanın Türkiye-AB modeline dayandırılması, ikincisi ise anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihteki tarafların yapacağı indirimlerin paralel olmaması. Böylece Türkiye 1 Nisan 1992 tarihinde çeşitli tavizler elde etmesine karşılık kendi yükümlülüklerini AB'ye karşı uyguladığı takvime paralel götürmektedir. Bu Türkiye lehine bir denge oluşturmaktadır. Türkiye EFTA ile serbest ticaret anlaşması yaparak Avrupa ile bütünleşme konusunda önemli bir adım atmıştır. İslam Konferansı Örgütü İKÖ Merkezi Cidde'de bulunan ve üye ülkeler arası siyasal, ekonomik, kültürel, bilimsel ve sosyal dayanışma ve işbirliğini amaçlayan uluslararası bir kuruluştur. Bugün 57 üyesi vardır, 3 temel organı vardır. İslam Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Konferansı, İslam Zirvesi, Müslüman ülkeler açısından İslami siyasetlerin ve stratejilerin belirlendiği en üst seviyedeki uluslararası forumdur. Üye devletlerin kralları, devlet başkanları ve hükümet yetkilileri katılır. Her 3 yılda bir yapılır. Türkiye 1984'ten bu yana oluşumun içindedir. Dışişleri Bakanları Konferansı yılda bir defa toplanır. İslam zirvesinde alınan kararlar doğrultusunda politikaların uygulanmasını görüşür. Genel Sekreterlik organizasyonun yönetici organıdır. İslam zirvesi ve Dışişleri Bakanları Konferansı'nda alınan kararları yerine getirir. Ulaşılan sonuçlar ve gelişmeler hakkında rapor verir. İslam Kalkınma Bankası, Dünya Bankası modelinde örgütlenmiş bir uluslararası finansman kuruluşudur. 20 Ekim 1975'te faaliyete geçmiştir. Bankaya üyelik için iki temel şart vardır. Ülkelerin İKÖ'ye üye olması ve Güvenörler Kurulu'nun çoğunlukla olumlu karar almasıdır. Merkezi Cidde'dedir. Amacı üye ülkelerin ve Müslüman toplumların ekonomik kalkınmasına ve sosyal gelişmelerine katkıda bulunmaktır. Türkiye kurucu üyeler arasında yer almıştır. Bankanın finansman kaynaklarından en çok yararlanan ülkelerin başında gelmektedir. İslam ülkeleri arasındaki ticaret yapılan teşviklere rağmen üye ülkelerin çoğunun sanayileşmemiş olması ve ekonomik yapılarının birbirlerine çok benzemesinden dolayı gelişememektedir. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD 14 Aralık 1960 tarihinde imzalanan Paris Sözleşmesi'ne dayanılarak kurulmuş olan uluslararası ekonomik bir örgüttür. OECC 30 Eylül 1961 yılında ismi OECD olarak değişmiştir. Merkezi Paris'tedir. 34 üyesi bulunmaktadır. Türkiye 29 Mart 1961'de OECD'ye katılmıştır. Amacı üye ülkelerin ekonomik ve sosyal politikalarının uyum halinde sürdürülmesine katkı sağlamak, ortak sorunların çözülmesinde bu alanlarda uyulması zorunlu kuralları ortaya koymak, üye olsun olmasın ülkelerin ekonomik kalkınmalarına katkıda bulunmaktır. En yüksek karar organı konseydir. Üye ülke büyükelçiliklerinin katılmasıyla oluşur. Konseyin altında 14 üyeden oluşan yürütme komitesi OECD'nin çalışmalarını izler. Konsey toplantılarının hazırlıklarını yapar ve konsey tarafından kendisine verilen diğer işleri yürütür. Diğer organ ise genel sekreterdir.
OECD'nin faaliyetlerinden sorumludur ve konseye başkanlık eder. OECD ile Türkiye arasındaki ilişkilerde iki önemli organ vardır. Birincisi 1962'de kurulan Türkiye Yardım Konsorsiyumu'dur. Türkiye'nin ekonomik kalkınma programlarının finansmanına katkıda bulunmak için kurulmuştur. Diğer önemli organ ise Türkiye'nin Dış Borçları Çalışma Grubu'dur. Amacı Türkiye'nin dış borçlarının ödenmesine yardımda bulunmaktır. Gümrük Birliği, serbest ticaret bölgelerine göre daha geniş ve kapsamlı bir ekonomik birleşme türüdür. Gümrük Birliği'nde üye ülkeler arasındaki tarife ve kota sınırlamaları kaldırılarak yalnızca mal ve hizmetler için ortak bir piyasa oluşturulması öngörülmüştür. Türkiye, AB ile Gümrük Birliği Anlaşması'nı 6 Mart 1995'te Brüksel'de imzalamıştır. 1 Ocak 1996'da uygulamaya girmiştir. Karadeniz Ekonomik İşbirliği KEİ. Karadeniz Ekonomik İşbirliği fikri, öncülüğünü Türkiye'nin yaptığı bir bölgesel ekonomik işbirliği girişimidir. KEİ, 25 Haziran 1992'de İstanbul'da devlet ve hükümet başkanlarının imzasıyla kurulmuştur. Amacı, üyeleri arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesini sağlamaktır. Merkezi İstanbul'dadır. KEİ'nin temel özelliklerinden birisi, işbirliğine ve dış dünyaya açık yapısıdır. Karadeniz Ekonomik İşbirliği KEİ kurucu üyeler Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya, Türkiye, Ukrayna, Yunanistan. Gözlemci ülkeler Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Belarus, Çekya, Fransa, Hırvatistan, İsrail, İtalya, Mısır, Polonya, Slovakya, Tunus. Sonradan katılan üyeler Sırbistan, Kuzey Makedonya. Üyelik başvurusu kabul edilmeyen ülkeler Kıbrıs Cumhuriyeti. KEİ'nin 3 önemli organı vardır. KEİ Dışişleri Bakanları Toplantısı. KEİ'nin en yüksek karar organıdır. 6 ayda en az bir defa toplanır. Sekreterya 1993'ten itibaren faaliyete geçmiştir. Sekreter dönem başkanına karşı sorumludur. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Konseyi KEİK. Konsey, KEİK'e katılan devletlerin iş çevrelerini temsil etmektedir. Taraf ülke arasından ticari ve sanayi işbirliğini geliştirme amacına yönelik çalışmaktadır. KEİK, Karadeniz çevresinde yer alan ülkelerin ekonomik refahlarını artıracak, Karadeniz'i bir refah denizine dönüştürebilecek önemli bir bölgesel ekonomik işbirliği girişimdir. D8 grubu, Türkiye'nin girişimleriyle başlamış ve İslam ülkeleri arasında uzun vadeli bir işbirliğinin oluşumuna öncülük etme teşebbüsüdür. Türkiye bölgede ekonomik ve siyasi etkinlik kazanabilmek umuduyla G7 oluşumuna benzer bu girişimi başlatmıştır. D8 grubunun Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya, Pakistan ve Türkiye 1. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi 15 Haziran 1997'de İstanbul'da yapılmıştır. NATO, Birleşmiş Milletler Anlaşması çerçevesinde üyelerinin güvenliğini sağlamak ve istikrarın gelişmesine katkı yapmak amacıyla kurulmuştur. 4 Nisan 1949'da kurulmuştur. Türkiye NATO'ya 1952'de katılmıştır. NATO, üye ülkelerden birisine karşı yapılan saldırıyı tüm ittifaka karşı yapılmış kabul eden bir kuruluştur. Herhangi bir üye ülkeye saldırılması halinde diğer üyeler askeri, ekonomik, stratejik yardım bulunur. Türkiye NATO üyeliği ile hem demokrasisini güçlendirmekte hem de kendisine yönelebilecek tehdit ve saldırılara karşı göğüs gerebilmektedir. Güncel bilgiler. Yerli yapım Göktürk 2 görüntüleme uydusu 18 Aralık 2012 tarihinde Çin'deki Jukian fırlatma üstünden uzaya fırlatıldı. Türkiye'nin ilk milli yerli tankının adı Altay'dır. Türkiye'nin ilk milli yerli insansız hava aracının adı Anka'dır. Türkiye'nin ilk milli savaş gemisinin adı Heybeliada'dır. Türkiye'nin ilk milli savaş helikopterinin adı Atak'tır. Türkiye'nin ilk yerli eğitim uçağının ismi Hürkuş'tur.
UNESCO 2013 yılını dünya haritasının 500. yıl dönümü olması münasebetiyle Piri Reis yılı ilan etti. Papa 16. Benedikt, Vatikan tarihinde istifa eden ikinci papa oldu. İstifa eden ilk papa ise 1294 yılında 5. Celestine oldu. Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 3. en yüksek çift eğrilikte beton kemer barajı Yusuf Eli Barajı'nın temeli Şubat 2013'te atıldı. Vatikan, Katolik dünyasının yeni lideri Arjantinli Kardinal Jorge Mario Bergoglio oldu. Papa Francis adını aldı. Nobel Edebiyat Ödülünü alan ilk Türk yazar Orhan Pamuk'tur. 2014 yılındaki 67. Cannes Film Festivali'nde yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın yaptığı Kış Uykusu adlı film Altın Palmiye Ödülünü kazanmıştır. Film ayrıca aynı festivalde Fipreski En İyi Film Ödülüne de layık görülmüştür. Altın Palmiye Ödülünü ilk olarak Türkiye'ye 1982 yılında Yılmaz Güney'in Yol filmi getirmişti. Güneş'e olan uzaklıklarına göre sırasıyla gezegenler: Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüton'dur. Plüton 2006 yılında Uluslararası Gökbilim Birliği tarafından gezegen sınıfından çıkarılarak cüce gezegen sınıfına konulduğunu açıklamıştır. En küçük gezegen Plüton, en büyük gezegen Jüpiter'dir. Merkür ve Venüs'ün uydusu yoktur. Daha çok Mona Lisa tablosuyla tanınan ressam fakat aynı zamanda mucit, mühendis, heykeltıraş olan ve resim alanındaki çalışmalarını insan vücudunun oranları hakkındaki sağlık çalışmalarına da ışık tutması için kullanan dünyaca ünlü sanatçı bilim adamı Leonardo da Vinci'dir. Nobel ödülleri fizik, kimya, tıp, edebiyat, barış ve ekonomi alanlarında verilmektedir. Orhan Pamuk 2006 yılında kentinin melankolik ruhunun izlerini sürerken kültürlerin birbirleriyle çatışması ve örülmesi için yeni simgeler bulduğu için Nobel Edebiyat Ödülü aldı. Yurdumuzda bulunan doğal ve turistik yerler: İnsuyu Mağarası Burdur, Hasankeyf Batman, Amasra Bartın, Pamukkale Denizli, Balıklı Göl Şanlıurfa, Ihlara Vadisi Aksaray, Erciyes Dağı Kayseri, Düden Şelalesi Antalya, Kaçkar Dağları Rize, Kurşunlu Şelalesi Antalya, Kaz Dağı Balıkesir, Şehriban Kanyonu Kastamonu, Kapadokya Nevşehir, Ölüdeniz Muğla, Uludağ Bursa, Uzungöl Trabzon, Yedi Uyurlar Mağarası Mersin, Kızkalesi Mersin, Nemrut Dağı Adıyaman, Malabadi Köprüsü Diyarbakır, Zeugma Gaziantep, Selimiye Camii Edirne, Sümela Manastırı Trabzon, Mevlana Türbesi Konya, Asos Çanakkale. Cumhurbaşkanlığı Forsu'nda 16 yıldız vardır. Cumhurbaşkanlığı Forsu'nda 16 yıldız vardır. Fors'ta ortada bir güneş ve onun etrafında 16 küçük yıldız yer alıyor. Güneş Türkiye Cumhuriyeti'ni, yıldızlar ise tarihte Türkler tarafından kurulan 16 imparatorluğu temsil ediyor. Büyük Hun İmparatorluğu, Batı Hun İmparatorluğu, Avrupa Hun İmparatorluğu, Ak Hun İmparatorluğu, Göktürk İmparatorluğu, Avar İmparatorluğu, Hazar İmparatorluğu, Uygur Devleti, Karahanlılar, Gazneliler, Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Harzemşahlar, Altın Ordu Devleti, Büyük Timur İmparatorluğu, Babür İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu. Büyük şehir olan illerimiz: İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Konya, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, Eskişehir, Antalya, Samsun, Erzurum, Mersin, Diyarbakır, Balıkesir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Tekirdağ, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa, Mardin, Trabzon, Van, Ordu. Türkiye'de toplam 30 büyükşehir belediyesi vardır. En son büyükşehir olan ilimiz Ordu'dur. Türkiye'nin 3 haberleşme, TürkSat 3A, TürkSat 4A, TürkSat 4B, 3 Gözlem, Göktürk 1, Göktürk 2 ve Rasat olmak üzere 6 aktif uydusu bulunmaktadır. İlk Dünya Kupası FIFA 1930'da Uruguay'da düzenlenmiştir. Türkiye'de mesleklerine göre ilk kadınlar:
Tiyatro oyuncusu Afife Jale 1919, Doktor Safiye Ayla 1923, Avukat Süreyya Ağaoğlu 1925, Pilot Bedriye Tahir Gökmen 1933, Opera sanatçısı Semiha Bersoy 1934, Veteriner Sabire Aydemir 1937, Savaş pilotu Sabiha Gökçen 1937, Arkeolog Jale İnan 1943, Emniyet Müdürü Feriha Saner 1953, Bakan Türkan Akyol, Büyükelçi Filiz Dinçmen, Vali Lale Aytaman 1991, Başbakan Tansu Çiller 1993, Heykeltıraş Sabiha Çiller. Avrupa Birliği Başkanı olacak olan ülke 1 Ocak 2023, 30 Haziran 2023 İsveç, 1 Temmuz 2023, 31 Aralık 2023 İspanya. Birleşmiş Milletler 2023 yılını Uluslararası Okyanus Bilimleri 10 yılı ilan etmiştir. 2023 Dünya Kitap Başkenti UNESCO tarafından Gana'nın Aka kenti seçilmiştir. Azerbaycan'ın Şamahı şehri Türk Devletleri Teşkilatı'nca TDT Türk Dünyası 2023 Turizm Başkenti seçildi. Yine bir diğer kuruluş olan TÜRKSOY Daimi Konseyi'nde yapılan toplantısında aldığı karar neticesinde 2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti Azerbaycan'ın Şuşa şehri seçilmiştir. 2023 yılı Yeşil Avrupa Başkenti seçilen yer Estonya'nın Tallinn adlı kenti olmuştur. İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu ISESCO tarafından 2023 İslam Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen şehir Şanlıurfa olmuştur. UNESCO 2023 yılını Aşık Veysel yılı olarak ilan etmiştir. 2023 yılı Dünya Spor Başkenti seçilen yer Konya ilimizdir. Ocak 2023'te Yüksek Seçim Kurulu YSK Başkanı Ahmet Yener görevine başladı. 2023 yılı TÜRKSOY tarafından 150. yılında Türk şair Mehmet Akif Ersoy yılı olarak ilan edilmiştir. Coğrafya önemli ender. En uzun kara sınırı Suriye, en kısa kara sınırı Nahçıvan, en işlek kara sınırı Bulgaristan, en elverişsiz sınır İran sınırı, en uzun deniz sınırı Ege Denizi sınırı, en fazla deprem Kuzey Anadolu fay hattı, Batı Anadolu fay hattı ve Güneydoğu fay hattı, en az deprem Konya Ovası, Taşeli Platosu, Mardin Eşiği ve Ergene Havzası, en verimli taşınmış toprak alüvyondur. Denge profilini kazanan akarsuda eğim, hız, enerji, denizden yükseklik en azdır. En yüksek sıcaklık Güneydoğu'da, en düşük sıcaklık Kuzeydoğu'dadır. En fazla yağış Doğu Karadeniz'de, en az yağış Tuz Gölü civarında, en kurak bölge Güneydoğu Anadolu, en sık nüfuslu bölüm Çatalca Kocaeli, en seyrek nüfuslu bölüm Hakkari bölümü, en hızlı nüfusu artan il İstanbul. İç Anadolu'daki platolar Haymana, Uzun Yayla, Cihanbeyli, Obruk, Bozok. İhraç ettiğimiz madenler bakır, civa, krom, magnezyum, bor, tuz. Enerji gölleri Hazar, Eğridir, Tortum. Ülkemizde doğal gaz santralleri Ova Akça, Hamitabat, Ambarlı, Oha. Akdeniz'deki karstik ovalar Tefenni, Acıpayam, Korkuteli, Kestel Elmalı, Takke. İhraç ettiğimiz ürünler çay, sebze, nohut, fındık, turunçgil, antep fıstığı, kayısı, incir, mercimek, Ç sınıf takım. Gübre fabrikaları Bandırma, İstanbul, Sivas, İzmir, Mardin, Giresun, Elazığ, Mersin, Bisimgen, Heyelan, Setgöller, Uzungöl, Yedigöller, Sera, Aban, Tortum. Türkiye'nin kara ve demir yolu sınır kapıları Bulgaristan, Dereköy, Hamzabeyli, Kapıkule, Yunanistan, Uzunköprü, İpsala, Pazarkule, Suriye, Yayla Dağı, Cilve Gözü, İstahiye, Çobanbey, Karkamış, Öncüpınar, Akçakale, Ceylanpınar, Mürşitpınar, Şenyurt, Nusaybin, Irak, Habur, Derecik, Üzümlü, Gülyazı, İran, Esendere, Kapıköy, Gürbulak, Borulan, Nahçıvan, Azerbaycan, Dilucu, Ermenistan, Akyaka, Alican, Gürcistan, Aktaş, Türk Gözü, Sarp. Türkiye'nin gümrük kapıları, karayolu.
Türkiye'nin gümrük kapıları, karayolu. Türkiye'nin gümrük kapıları, karayolu. Türkiye'nin gümrük kapıları, karayolu. Türkiye'nin gümrük kapıları, demir yolu. Türkiye'deki rüzgarlar, karayel, sıcak, kuru, gün batısı sıcak ve nemli, lodos sıcak, kıble sıcak ve nemli, keşişleme, akyel, samyeli, gün doğusu soğuk ve kuru, poyraz, yıldız, soğuk. Özel rüzgarlar, samyeli, çölden esen rüzgardır, güneydoğu yönünden eser, imbat, yazları gündüz denizden karaya doğru esen mevsim rüzgarıdır. Ege bölgesinde görülür, deniz meltemidir. Etezyen, Doğu Akdeniz ve Ege denizinde kuzeyden esen kuru yeldir. Bora, yağmur getiren sert rüzgar, kuzey kökenlidir. Çıkmış sorular. Soru 1. Yurdumuzda bulunan doğal ve turistik yerler aşağıdakilerin hangisinde yanlış eşleştirilmiştir? A. İnsuyu Mağarası Burdur. B. Ihlara Vadisi Aksaray. C. Şehriban Kanyonu Kastamonu. D. Kurşunlu Şelalesi Erzurum. E. Düden Şelalesi Antalya. Doğru cevap D. Kurşunlu Şelalesi Erzurum. Soru 2. HISA Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 2012 uygulamasının ülke ortalama sonuçlarına göre tüm alanlarda ilk sırada olan ülke aşağıdakilerden hangisidir? A. Çin, B. İrlanda, C. Japonya, D. Hollanda, E. Kanada. Doğru cevap A. Çin. Soru 3. Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan ve tarihteki büyük Türk imparatorluklarının sayısını simgeleyen yıldız sayısı kaçtır? A. 10, B. 12, C. 16, D. 18, E. 20. Doğru cevap C. 16. Soru 4. Yurdumuzda bulunan tarihi ve turistik yerler aşağıdakilerin hangisinde yanlış eşleştirilmiştir? A. Rüstem Paşa Kervansarayı Edirne, B. Çifte Minareli Medrese Erzurum, C. Malabadi Köprüsü Diyarbakır, D. Midas Tapınağı Aydın, E. Zeugma Gaziantep. Doğru cevap D. Midas Tapınağı Aydın. Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi Nobel ödülünün verildiği alanlardan biri değildir? A. Fizik, B. Matematik, C. Edebiyat, D. Barış, E. Kimya. Doğru cevap B. Matematik. Soru 6. Onun bu yörede iş yeri açması yöre halkına zarar sağladı cümlesinde anlamı bozan kelime aşağıdakilerden hangisidir? A. Yörede, B. Açması, C. Sağladı, D. Onun. Doğru cevap C. Sağladı. Soru 7. Cerrahpaşa'da koydum canımın yarısını cümlesinin nesnesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Cerrahpaşa'da, B. Canımın yarısını, C. Koydum, D. Ben. Doğru cevap B. Canımın yarısını. Soru 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki bağlacı ayrı yazılması gerekirken bitişik yazılmıştır? A. Çatıdaki çatlak, B. Yoldaki işaretler şoförle konuşurmuş, C. Benki 38 krallığın padişahı Kanuni, D. Sizin kafanızdaki örneği de bilmek isterim. Doğru cevap C. Benki 38 krallığın padişahı Kanuni. Soru 9. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı, bu mısrada virgül işareti en uygun hangi kelimeden sonra konulmalıdır? A. Dünyaları, B. Alsan, C. Cennet, D. Verme. Doğru cevap D. Verme. Soru 10. Aşağıdaki birleşik kelimelerden hangisi ayrı yazılması gerekirken birleşik yazılmıştır? A. Arz ederim, B. Kahramanmaraş, C. Kızılırmak, D. Şerefli Koçhisar. Doğru cevap A. Arz ederim. Soru 11.
Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker mısrasının sonuna aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisinin getirilmesi uygun olur? A soru işareti, B iki nokta yan yana, C virgül, D ünlem. Doğru cevap D, ünlem. Soru 12. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi zarftır? A. Arap atlar yakın eder Irak'ı, yüce dağdan aşan yollar bizimdir. B. Geceleyin bir ses böler uykumu, içim ürpermeyle dolar neredesin? C. Zamanla nasıl değişiyor insan, hangi resmime baksam ben değilim. D. Çok saatler geçince hicranda, düşülür bir hayale zevk alınır. Doğru cevap B. Geceleyin bir ses böler uykumu, içim ürpermeyle dolar neredesin? Soru 13. Yağmurdan sonra havanın kokusu çok güzeldi. Doyasıya içine çekti cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Yanlış anlamda sözcük kullanımı. B. Gereksiz sözcük kullanımı. C. Tamlama yanlışı. D. Nesne eksikliği. Doğru cevap D. Nesne eksikliği. Soru 14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur? A. Bedava eğlence gibi görünen televizyonun ucuza patlamadığını artık öğrenmeliyiz. B. Özleşme ve sadeleşmenin dilimizi fakirleştirdiği şöyle dursun tam tersine zenginleştirmektedir. C. Kuzu eti tam sağlıklı ve yaşlı olmayan kişilerce yenmelidir. D. İstanbul Fatihi büyük hükümdarlığını böyle bir babanın oğlu oluşuna borçludur. Doğru cevap D. İstanbul Fatihi büyük hükümdarlığını böyle bir babanın oğlu olduğuna borçludur. Soru 15. 1. Ne çare ki biz bir asırdan beri ikisine de alıştık. 2. Adeta bir salgının artık yaşayanların kaldırmaya gücünün yetmediği ölüleri gibi oldukları yerde uzanmış yatıyorlar. 3. Bir ağacın ölümü büyük bir mimari eserin kaybı gibi bir şeydir. 4. Gözümüzün önünde şaheserler birbiri ardınca suya düşmüş, kaya tuzu gibi eriyor, kül toprak yığını oluyor. Anlamlı bir paragraf oluşturmak için numaralandırılmış cümleler nasıl sıralanmalıdır? Doğru cevap A. 3, 1, 4, 2. Soru 16. 1942-1946 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kahramanmaraş Milletvekilliği yapan ve aynı zamanda Huzur Saatleri Ayarlama Enstitüsü ve Sahnenin Dışındakiler gibi romanları yazan siyasetçi ve edebiyatçı yazarımız aşağıdakilerden hangisidir? A. Ahmet Hamdi Tanpınar, B. Yahya Kemal Beyatlı, C. Ahmet Kutsi Tecer, D. Peyami Safa. Doğru cevap A. Ahmet Hamdi Tanpınar. Soru 17. Aziz İstanbul, eğil dağlar, kendi gök kubbemiz. Yukarıdaki eserler aşağıdakilerden hangisine aittir? A. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, B. Yahya Kemal Beyatlı, C. Reşat Nuri Gündekin, D. Ömer Seyfettin. Doğru cevap B. Yahya Kemal Beyatlı. Soru 18. Aşağıdaki yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A. Araba Sevdası R. Mahmut Ekrem, B. Benim Adım Kırmızı Orhan Pamuk, C. Cinnet Müstatili Necip Fazıl Kısakürek, D. Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor Refik Erduran. Doğru cevap D. Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor Refik Erduran. Soru 19. Aşağıdaki yazar eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? A. Yalnızız Ahmet Hamdi Tanpınar, B. Eylül Halide Edip Adıvar, C. Osmancık Tarık Buğra, D. Devlet Ana Yaşar Kemal. Doğru cevap C. Osmancık Tarık Buğra. Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı büyük meclis için kullanılan isimlerden biri değildir? A. Toy, B. Tudun, C. Kengeş, D. Kurultay.
Doğru cevap A. Toy. Soru 21. Günümüzde Karayım adı ile bilinen Türk kökenli Museviler aşağıdaki Türk topluluklarından hangisinin soyundan gelmektedir? A. Hazar, B. Karluk, C. Kıpçak, D. Avar. Doğru cevap A. Hazar. Soru 22. İslam'ı ilk kabul eden Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? A. Karahanlılar, B. Büyük Selçuklu Devleti, C. Gazneliler, D. Tolun Oğulları. Doğru cevap A. Karahanlılar. Soru 23. Bilinen ilk Türkçe yazılı belgeler olan Göktürk yazıtları Orhun abideleri hangi ülke sınırları içerisindedir? A. Çin, B. Moğolistan, C. Rusya, D. Türkmenistan. Doğru cevap B. Moğolistan. Soru 24. Kayseri'deki Gevher Nesibe Hatun, Aksaray'daki Alaaddin Keykubat ve Divriği'deki Turan Melek adlı Türkiye Selçukluları dönemine ait eserler aşağıdaki yapı türlerinden hangisine girer? A. Kervansaray, B. İmarethane, C. Darüşşifa, D. Medrese, E. Külliye. Doğru cevap C. Darüşşifa. Soru 25. Anadolu'da kurulan ilk beyliklerden biri olan ve 1072-1202 yılları arasında Erzurum ve çevresinde hüküm süren Üç Gümbetler ve Mama Hatun Türbesi gibi eserleri günümüze ulaşan beylik aşağıdakilerden hangisidir? A. Danişmentliler, B. Saltuklular, C. Artuklular, D. Mengücekler, E. Sökmenliler. Doğru cevap B. Saltuklular. Soru 26. Talas Savaşı'ndan kısa bir süre sonra İslamiyet'i kabul eden Türk boyu aşağıdakilerden hangisidir? A. Hazarlar, B. Karluklar, C. Türgişler, D. Avarlar. Doğru cevap B. Karluklar. Soru 27. Türk dilinin zenginliğini ve güzelliğini göstermek ve özellikle de Araplara bu dili öğretmek amacıyla Kaşgarlı Mahmut'un yazdığı ilk Türkçe ansiklopedik sözlük ve dil kitabı aşağıdakilerden hangisidir? A. Siyasetname, B. Kutadgubilik, C. Divan-ı Lügat-ı Türk, D. Divan-ı Hikmet. Doğru cevap C. Divan-ı Lügat-ı Türk. Soru 28. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Örgütü'nün ana organları arasında yer almaz? A. Güvenlik Konseyi, B. Bakanlar Konseyi, C. Ekonomik ve Sosyal Konsey, D. Vesayet Konseyi, E. Genel Kurul. Doğru cevap B. Bakanlar Konseyi. Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi hem kültürel hem de doğal varlık olarak dünya miras listesine kayıtlı olan varlıklarımızdandır? A. Pamukkale Hierapolis, B. Safranbolu Şehri, C. İksantos Leton, D. Nemrut Dağı. Doğru cevap A. Pamukkale Hierapolis. Soru 30. İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan Bretton Woods ikizleri olarak da anılan uluslararası ekonomik kuruluşlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. Milletler Cemiyeti, Birleşmiş Milletler, B. Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu, C. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Anlaşması, Dünya Ticaret Örgütü, D. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, G20, E. Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa Birliği. Doğru cevap B. Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu. Soru 31. Avrupa Merkez Bankası'nın merkezi aşağıdaki hangi şehirdir? A. Madrid, B. Frankfurt, C. Roma, D. Londra, E. Paris. Doğru cevap B. Frankfurt. Soru 32. Avrupa Birliği kuruluş felsefesine bağlı olarak aday ülkelerin uyması gereken şartları nerede kabul etmiştir? A. Kopenhag Zirvesi, B. Nice Zirvesi, C. Selanik Zirvesi, D. Roma Zirvesi. Doğru cevap A. Kopenhag Zirvesi. Soru 33. Türkiye aşağıdaki uluslararası kuruluşlardan hangisinin kurucu üyelerinden biridir?
A. Karadeniz Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, B. Güneydoğu Avrupa İşbirliği İnisiyatifi, C. İslam Konferansı Örgütü, D. Uluslararası Para Fonu, E. Birleşmiş Milletler. Doğru cevap A. Karadeniz Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Teşkilatı. Soru 34. Güneş sisteminin en büyük gezegeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Jüpiter, B. Satürn, C. Uranüs, D. Neptün, E. Mars. Doğru cevap A. Jüpiter. Soru 35. Şubat 2013'te istifa ederek Vatikan'da 600 yıldan bu yana istifa eden ilk papa olma özelliğini taşıyan papa aşağıdakilerden hangisidir? A. 16. Benediktus, B. 2. Yohannes Paulus, C. 11. Pius, D. 13. Leo, D. 16. Gregorius. Doğru cevap A. 16. Benediktus. Bilgi taraması. Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatı ürünlerinden değildir? A. Gazel, B. Kaside, C. Şarkı, D. Ağıt, E. Mersiye. Doğru cevap D. Ağıt. Soru 2. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Yukarıda yer alan dizede aşağıdaki edebi sanatlardan hangisine örnek olabilir? A. Tevriye, B. İstiare, C. Taris, E. İntak, E. Teşbih. Doğru cevap B. İstiare. Soru 3. Ak tüylü köpektir koyun sürüsüyle, seyirtir kaval sesinde sağa sola, çobandır köyün yamacında, yayar davarı da çömelir meşe dallarının altında. Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır? A. Lirik şiir, B. Didaktik şiir, C. Dramatik şiir, D. Satirik şiir, E. Pastoral şiir. Doğru cevap E. Pastoral şiir. Soru 4. Sanat için sanat anlayışını benimsemiştir. Şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır. En çok aşk, çöl, ölüm temalarını işlemiştir. Göl saatleri ve piyale şiir kitaplarıdır. Bu paragrafta tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir? A. Yahya Kemal, B. Ahmet Haşim, C. Rıza Tevfik, D. Behçet Kemal, E. Kemal Tahir. Doğru cevap B. Ahmet Haşim. Soru 5. Suç ve Ceza adlı eser aşağıdakilerin hangisi tarafından yazılmıştır? A. Dostoyevski, B. Gogol, C. Tolstoy, D. Turgenev, E. Goethe. Doğru cevap A. Dostoyevski. Soru 6. Türk dilinin zenginliğini ve güzelliğini göstermek ve özellikle de Araplara bu dili öğretmek amacıyla Kaşgarlı Mahmut'un yazdığı ilk Türkçe ansiklopedik sözlük ve dil kitabı aşağıdakilerden hangisidir? A. Siyasetname, B. Kutadgubilik, C. Divan-ı Lügat-ı Türk, D. Divan-ı Hikmet, E. Atabetül Hakayık. Doğru cevap C. Divan-ı Lügat-ı Türk. Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi naturalizm akımının temsilcilerinden değildir? A. Emile Zola, B. Alphonse Daudet, C. Maupassant, D. Godard, E. Baudelaire. Doğru cevap D. Godard. Soru 8. 16. yüzyılın en önemli sanatçılarından olan nokta nokta Türkçe, Arapça ve Farsça şiir yazacak güce sahiptir. Eserlerindeki sadelik, akıcılıktan dolayı her yüzyıla hitap edebilmiştir. Şiirlerindeki anlam katları sayesinde onu toplumun her tabakasından insan okuyabilmiş ve anlayabilmiştir. En çok kullandığı nazım şekli gazeldir. Nokta nokta adlı eseri devrim yöneticilerini eleştiren bir mektuptur. Yukarıdaki boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Fuzuli Şikayetname, B. Baki Fezali-i Mekke, C. Nefi Sihami Kaza, D. Nabi Hayriye, E. Süleyman Çelebi Mevlid. Doğru cevap A. Fuzuli Şikayetname. Soru 9. Şiirlerinde serüven duygusunu, bireyin bedensel ve ruhsal sorunlarını,
yaşadığı siyasal ve toplumsal ortamı dokunaklı bir dille anlatan şair, şiirde imge problemini ciddi bir şekilde önemsemiştir. Birinci yeniyi imgeyi kovduğu, ikinci yeniyi imgeyi yabancılaştırdığı için adeta topa tutan sanatçı, sırtlan payı, bıçağın ucu gibi romanlarında da Sisler Bulvarı'nın "Ben sana mecburumun" imgeli anlatımına başvurmadan geri kalmaz. Bu parçada anlatılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A. Akif İnan, B. Atilla İlhan, C. Orhan Veli Kanık, D. Ümit Yaşar, E. Sezai Karakoç. Doğru cevap A. Atilla İlhan. Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızda yedi meşaleciler diye bilinen topluluğun içinde yer almaz? A. Muammer Lütfi Bahşi, B. Vasfi Mahir Kocatürk, C. Ziya Osman Sabah, D. Yusuf Ziya Ortaç, E. Cenap Şahabettin. Doğru cevap D. Yusuf Ziya Ortaç. Soru 11. Aşağıdaki eserlerin hangisi Türk edebiyatında ilk olma özelliği taşımaz? A. Araba Sevdası, B. Telemak, C. Şair Evlenmesi, D. İntibah, E. Kiralık Konak. Doğru cevap E. Kiralık Konak. Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızda beş hececiler diye bilinen topluluğun içinde yer almaz? A. Faruz Nafiz Çamlıbel, B. Enis Behiç Koryürek, C. Yaşar Nabi Nayır, D. Halit Fahri Ozansoy, E. Yusuf Ziya Ortaç. Doğru cevap C. Yaşar Nabi Nayır. Soru 13. Aşağıdakilerin hangisi deneme türünde eser veren yazarlarımız arasında yer almaz? A. Cemil Meriç, B. Sezai Karakoç, C. Nurullah Ataç, D. Mehmet Kaplan, E. Eflatun Cem Güney. Doğru cevap E. Eflatun Cem Güney. Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet'ten önceki Türk şiirinde kullanılan ölen kimselerin arkasından söylenen şiirlere denirdi? A. Mesnevi, B. Saf, C. Sagu, D. Koşuk, E. Destan. Doğru cevap C. Sagu. Soru 15. Tarih boyunca Türklerin kullandığı ilk alfabe aşağıdakilerden hangisidir? A. Uygur, B. Arap, C. Latin, D. Göktürk, E. Karahanlı. Doğru cevap D. Göktürk. Soru 16. Aşağıda verilen Türk destanlarındaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır? A. Kırgızların Şu Destanı, B. İskitlerin Saka, Alpertunga Destanı, C. Uygurların Türeyiş Destanı, D. Hunların Oğuz Kağan Destanı, E. Kırgızların Manas Destanı. Doğru cevap A. Kırgızların Şu Destanı. Soru 17. Tıp, mantık, fizik ve din felsefesi sahalarında 220 civarında eser yazan ve hekimlik konusunda kendisine Batı bilim dünyasında tıbbın hükümdarı denilen Türk filozofu aşağıdakilerden hangisidir? A. İbn-i Sina, B. Farabi, C. Kuşeyri, D. El-Biruni, E. Gazali. Doğru cevap A. İbn-i Sina. Soru 18. Matematik, fizik, astronomi, mantık konularında 160 kadar eser yazmış olan ve Aristo'nun fikirlerini en iyi açıkladığı için ikinci öğretmen unvanıyla tanınan ünlü Türk filozofu aşağıdakilerden hangisidir? A. Eflatun, B. Farabi, C. İbn-i Rüşd, D. Gazali, E. İbn-i Sina. Doğru cevap B. Farabi. Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk İslam devletlerinde iç ve dış yazışmalardan sorumlu divandır? A. Divan-ı Arzülceyş, B. Divan-ı İstifa, C. Divan-ı Tura, D. Divan-ı İşraf, E. Divan-ı Saltanat. Doğru cevap C. Divan-ı Tura. Soru 20. Uluslararası Para Fonu'nun IMF'nin ana merkezi hangi şehirdedir? A. Viyana, B. Brüksel, C. Londra, D. Washington, E. New York. Doğru cevap D. Washington. Soru 21.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayisi TAI tarafından üretilen insansız hava aracının adı aşağıdakilerden hangisidir? A. Altay, B. Anka, C. Atak, D. Hürkuş, E. Heybeliada. Doğru cevap B. Anka. Soru 22. Yönetmenliğinin Nuri Bilge Ceylan'ın yaptığı aşağıdaki filmlerden hangisi 67. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü kazanmıştır? A. Kış Uykusu, B. Üç Maymun, C. Kelebeğin Rüyası, D. Bir Zamanlar Anadolu, E. Bal. Doğru cevap A. Kış Uykusu. Soru 23. Aşağıdaki uluslararası kuruluşlardan hangisinin görevleri arasında insanlığın ortak mirası olan doğa ve kültür varlıklarının korunması yer almaktadır? A. ILO, B. NATO, C. UNESCO, D. UNICEF, E. WHO. Doğru cevap C. UNESCO. Soru 24. Aşağıdaki ülkelerden hangisi 1 Ocak 2016 tarihinde Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığını devralacaktır? A. Yunanistan, B. Çekoslovakya, C. Lüksemburg, D. İtalya, E. Hollanda. Doğru cevap E. Hollanda. Soru 25. Türkiye'de güneybatı yönünden esen rüzgara ne ad verilmektedir? A. Yıldız, B. Kıble, C. Poyraz, D. Keşişleme, E. Lodos. Doğru cevap E. Lodos. Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.